İsmim Tahir, Eka Creative Studio kurucu ortağıyım. Bugün Youth for Good ekibiyle birlikte aslında Maruf'u eklemek üzerine bir atölye düzenliyor olacağız. Bugün birazcık aslında buradaki ortamlardan farklı olarak şu an kapıda kapandığı andan itibaren aslında farklı bir ortama geçmenizi istiyoruz. Burada birazcık daha Maruf'u birlikte değerlendirdiğimiz, ya şu da olsa ne olurdu, bu da bir sonraki Maruf'ta belki olsa daha iyi olurdu. Çoğunluğu genç bir grup olarak görüyorum ama her yaş için aslında biz bu etkinliğe daha erişebilir, eğlenceli, keyifli ve daha çok katılımcının, daha farklı çeşitlilik içeren katılımcının yer aldığı bir etkinlik olarak hayal ediyoruz. Bu hayalde birlikte bence bugün gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bir saatimiz var, birazcık yoğun bir içeriğimiz olacak. Oturduğumuz, kalktığımız, dolandığımız, ondan sonra çalıştığımız, bu yüzden de bir sıkıştırılmış bir atölye serisi olacak. Belki buradan çıktılarla daha uzun uzun da bunu konuşacağımız atölyeler de yaparız. Belki Maruf ekibi de burada bize yardımcı olur. Biz hemen, birazcık acelemiz olduğu için başlatıyorum. Hop, oraya tıklamam lazım. Niye buraya sıkıştım? Eka ve Youth for Good ortaklığında aslında yürütüyoruz bu süreci. Eka nedir? Kısaca anlatmam gerekirse aslında Eka bir tasarım stüdyosu. Ben de bir mimarım. Ve etki odaklı projeler geliştiriyoruz. Temel hedefimiz aslında gençlerin şu günümüzde yaşadığı problemleri var biliyorsunuz. Genç işsizlik. Özellikle yaratıcı endüstrilerde yaşayan gençlerin mezun olduktan sonra olumsuz koşullarda düşük ücretlerle çalıştırılması gibi nedenler karşımıza çıkıyor. Biz burada aslında ve bu da bizi sadece ticari kaygılarla yaşadığımız bir dünyaya götürüyor. Aslında biz tasarım odaklı düşünme eğitimi almış kişiler oluyoruz. Bunun için de aslında Eka'yı bir oyun alanı olarak görüyoruz. Biz kendi yaptığımız projeleri, etki odaklı projeleri bir arada geliştirmeyi hedeflediğimiz bir ekibiz. Bir taraftan da topluluğumuz var. Bu topluluğumuzu yetenek havuzumuz diyoruz. 15 kişilik bir ekip, 50 kişilik de bir topluluğumuz var. Buna komünitemiz de diyoruz aynı zamanda. Onlarla birlikte de etki yaratan projeleri birlikte tasarlayıp birlikte bu oyun alanımızda uygulamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 3 yıldır Eka ekibi devam ediyor. Ya burada çok fazla şey detayı da vermek istemiyorum. Instagram'da veya web sitesinde bulacağınız detayları da vermek istemiyorum. 35 tane proje geliştirdik çeşitli partnerlerle birlikte. Ve 52 tane de topluluk üyemiz var. Biz bu topluluk üyemizde bulunan genç profesyonelleri çeşitli işbirlikleriyle onlara kendilerine gelir modelleri sağlamasını da hedefliyoruz. Ve onlarla birlikte etkinlikler ve onları farklı işbirliklerine dahil etmeyi hedefliyoruz deyip ben sözü Kaya'ya bırakayım. Teşekkürler Tahir. Herkese merhaba, ben de Kaya. Youth for Good kurucu ortaklarından biriyim. Bugün Youth for Good'dan Zülal de etkinliğin yürütücülerinden biri olacak. Biz de Youth for Good'da aslında Eka'ya çok benzer şekilde gençlerin katılımını, anlamlı katılımını arttırmak üzerine hem içerikler üretiyoruz hem de etkinlikler tasarlıyoruz, projeler tasarlıyoruz. Biz de kendimizi bir tasarım stüdyosu olarak tanımlıyoruz. Burada da gençliği ve pozitif etki odağımıza alıyoruz yaptığımız bütün projelerde diyebilirim. Biz de yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İlk olarak bir Instagram topluluğu olarak başlasak da şu anda 5-6 kişilik bir ekibimizle birlikte farklı paydaşlarla birlikte projeler geliştiriyoruz, etkinlikler düzenliyoruz diyebilirim. Hızlıca geçelim bence. Evet, biz bu anlatmak süresini kısa tutmak istedik. Daha detaylı bilgiler için artık sosyal medya ve web sitesinden hepsine ulaşabilirsiniz. Bize de her zaman ulaşabilirsiniz. Bugün çok fazla oturduğunuzu düşünüyorum, çok fazla konferansa katıldınız. O yüzden ben bir herkesi yavaştan bir ayağa alabilir miyim? Çünkü birazcık daha bu etkinliğimiz birbirimizi tanımak böyle şey oldu, ayağa mı kalkacağız falan gibi gizlerde görüyorum ama yani mümkün olduğunca burada ve herkesi yavaş yavaş öne doğru alabilirim. Okay. Burada size bir sorumuz var ama burada öncelikle bir yöntem uygulayacağız. Çevrenizde buradaki hedefimiz tanımadığınız birisiyle burada Maruf'ta karşılaşmak ve kısa bir sohbet etmek. Small talk dediğimiz aslında bir noktada. Ve size bu sohbeti başlatmak için de bir tane soru soruyoruz. Maruf'ta hangi yaşamış veya yaşayan bir ünlü kişiyi görmek isterdiniz? Veya Maruf'ta gerçekten bu kişi olsaydı ben bunun için Maruf'a gelirdim dediğiniz bir karakter var mı? Bu şeyden sonra ben de söyleyeceğim kendi karakterimi çok
kıymetli bir karakter benim için şu an yaşamıyor olsa da. Ama burada bir taraftan da birbirinize tanışmanızı da istiyoruz. One, two, for all dediğimiz bir yöntem kullanacağız aslında. Öncelikli olarak sizleri birazcık böyle bir salınmaya davet ediyorum. Bu aralarda birazcık dolaşmanızı isteyeceğim. Ondan sonrasında durun dediğimizde karşınızdaki ilk gördüğünüz kişiyle bu sohbeti başlatacaksınız. Burada nereden geldiğinizi ve kim olduğunuzu da birazcık daha anlatırsanız aslında böyle bir sohbette ilerlemiş olur. Sonrasında diyeceğim ki arkadaşlar şu an ikişer kişisiniz. Yanınıza dört kişilik bir grup oluşturun. Ve en yakında bulduğunuz diğer iki kişiyi de bu alanda göreceksiniz. Birazcık sizleri hareket ettirmeye teşvik etmek istiyoruz. Çünkü yani bir taraftan Maruf'u, bu taraftan da bir eleştirmek de istiyoruz. Mümkün olduğunca daha çok hareketi, daha çok alanlarda sizleri görmek istiyoruz. O zaman yavaştan böyle şu aralarda birazcık dolaşmaya başlayabilirsiniz. Şu an müzik verebiliyor muyuz bilmiyorum ama müzik vermesek de çok kısa bir dolaşmaya başlayıp arkadaşlarınızdan aslında... Arkadaşlarınızdan ayrılın. Evet, mümkünse arkadaşlarınızdan ayrılmanız. Biraz sosyal anksiyete. Bence şu an ilk gördüğünüz, tanımadığınız kişiyle bu sürece başlayabilirsiniz. Sohbetler daha da derinleşmeden en yakınımızdaki bir tane grubu bulup onlarla birlikte bu sohbete devam edebilir misiniz? Şu an dörder kişilik gruplar halinde en yakınımızdaki grubu hemen bulup burada sohbetimize devam edebiliyoruz. Siz de şuraya alabiliriz. Şimdi yeniden sohbetinizi bölüyorum. Birazcık dikkatleri buraya toplamak istiyorum. Umarım böyle keyifli kişiler, karakterler olmuştur. Biraz böyle gülen yüzlerde görüyorum. Ben şimdi 3 tane grubu öne alacağım. Kaya'nın, Zülel'in ve Musaca'nın olduğu bu 3 tane grubu öne alabilir miyim? Şöyle ki neden bunu yapıyorum hemen anlatacağım. Normalde 7-8 farklı grup oluşturacaktık ama masa sayımız 6 olduğu için bu grubu da öne alayım. Diğer 6 grup 6 farklı masaya yerleşebilirler. Ve günün kalanında aslında yeni grup arkadaşlarınızla da bu şekilde tanışmış oldunuz. Sizleri de yerleştireceğim arkadaşlar. Şu an kriz çözüyorum sadece. Birazcık eşya karmaşası olacak ama. Sizleri de aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak alabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böyle sırayla yerleşip geçebilirsiniz. Aynı şekilde 1, 2, 3. Birinci masa, ikinci masa, üçüncü masa siz değil, Güzel. 4, 5, 6. 4 arkası, 4 burası pardon. Sizler de yine dilediğiniz masalarda geçebilirsiniz zaten. Bence ideal bir çoğunluk sağladık tüm masalarda. Böyle masalarda yeni tanıştığınız kişiler de olacak. İlerleyen süreçte onlarla tanışabilirsiniz. Ben sadece birkaç tane cevap merak ediyorum. Yani burada ne gibi cevaplar aldık? Bu masaya 4 kişi oturmadı mı ya? Evet, bir de arka masadan bir kişi o masaya gelebilir mi? Evet, teşekkür ederiz. Böyle kendi cevabından bahsetmek isteyen var mı? Veya grupta şöyle bir cevap duydum diyenlerden. Buyurun. Biraz hani tepeden genellikle bugünkü paneller katıldım. Hani şehri böyle planlayacağız. Peki bu şehirde yaşayan insanlar ne düşünüyor? Hani biz burada insan olarak belki varız ama belki o sahnede de hani karşılaştırabileceğimiz bir nokta, referans noktası olsa ilginç olabilir gibi gelmişti bana. Teşekkür ederiz. Başka var mı? Ben bir tane daha el görmüştüm buralarda. Ben kendiminkini söyleyeyim o zaman. Belki şey olur. Arkadaşlar ben Zeki Müren'i bu etkinlikte görmeyi çok isterdim.
Ve günlerdir bunu hayal ediyorum gerçekten, çünkü onun getireceği buraya kitleyi dönüştürmek. Çünkü birazcık kendi aramızda kalıyoruz gibi de hissediyorum bu etkinlikte aslında. Böyle bir karakterle birlikte burada şu yolda yürüyenler arasında ve sizlerin arasında çok çeşitli insanlar da olabilir. Bu benim şeyimdi. Bu tarafta başka var mı fikrini söylemek isteyen? Yoksa ben söyleyeyim o zaman. Ben de Nuri Bilge Ceylan'ın gelmesini isterdim ya. Bu son... Hiç alakası olmayacak ama yine de onu burada görmek isterdim. En son filmi zaten çıktı arkadaşlar. Kuru Otlar Üstüne, biliyorsunuzdur. Küçük bir reklam. Var mı? Ben arka masadan da birisini duymak istiyorum. Şu an henüz tanışmıyoruz ama çok göz göze geldik. Ben çok merak ediyorum. En arkadaki. Evet. Yani biraz konsepte yakın oldu. Biliyorum yani çok da şaşırılacak birisi değil. Bu da olabilir ama yani görsem şu şekilde şaşırırdım. Ya daha önce kendisiyle tanışma fırsatım olmadığı için tanıştığımız zaman işte yani soracağım sorular olabilirdi. Şu anda çok aklıma gelmiyor ama aklıma başka bence şey, evet. Gayet iyi cevap. Yani bir taraftan konuya dair de bizim grup çok eğlenceliydi bu arada. Bizde Michael Jackson vardı, Mimar Sinan vardı, Christopher Nolan vardı. Ben de Elon Musk'ı söyledim. Hani böyle her daldan insanları Maruf'a eklemeyi istedik. Teşekkür ederiz. Birazcık birbirinizi tanıdığınızı düşünüyorum. Gruplarda birazcık daha tanışacaksınız. Maruf'ta en büyük istediğinizden bir tanesi buraya geldiğinizde farklı insanlar kazanmış olarak buradan ayrılmanız da zaten. Deyip ben birazcık süreci Zülal'e de bırakıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bu cevaplardan sonra aslında şu an aramızda ilk kez buraya gelenler vardı. Bazıları hatta ilk oturumu olarak da buraya gelmişlerdi. Şimdi biraz Maruf'un ne olduğundan ve Maruf'taki içeriklerden bahsetmek için Özge Hanım'a sözü vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Buradaki en yaşlı insan olarak oturmak istiyorum izninizle. Biraz yorgunum da. Şuraya oturarak sunum yapsam. Bunlar rahatsız olmazsınız. Lütfen yanlış anlamayın. Sabahtan beri açıkçası ayaktayız. Maruf ekibi olarak. Bilmiyorum farkındasınızdır da belki. Sürekli koşuşturuyoruz. Ben hemen kısaca size Maruf'u anlatayım. Bu arada ben Özge. Marmara Belediyeler Birliği'nde Dış İlişkiler ve Projeler Kademi Uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği'nde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Elçisiyim. Şunu verebilir miyim izninizle? Kusura bakmayın. Size bugün hızlıca bir Maruf tanıtımı yapayım istedim. Öncelikle bu arada ev sahibi de olarak hoş geldiniz diyorum. Hem Maruf'a hem bu Maruf'un bu oturumuna. Biz Marmara Belediyeler Birliği olarak Maruf'a aslında 2 yılda bir düzenlediğimiz bir uluslararası kent forumu Maruf. Şimdi uluslararası kent forumu derken ne demek istiyoruz? Biraz bunu da açmak istiyoruz. Bu ilk defa Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenmiyor elbette. Dünyada farklı kurumların da düzenlediği bir etkinlik türüdür uluslararası kent forumları. Hatta bunların en büyüğü World Urban Forum dediğimiz UN Habitat'ın düzenlediği forum. Bu forumlar içerik açısından bazen birbirinden değişebiliyor, etkinlik türü açısından da değişebiliyor ama bazı benzeşlikleri noktalar da var. Bunlardan da bahsedeceğim zaten ilerleyen zamanlarda. Ama kısaca kent forumu derken aslında şunu kastediyoruz. Kent için üreten, kent üzerine düşünen ya da kente bir şekilde etki eden bireylerin, kurumların bir araya geldiği bir platform aslında kent forumları. Gördüğünüz gibi hani sadece belediyeler gelmiyor buraya. Normalde çünkü bize sordukları sorulardan bir tanesi şu oluyor genelde. Belediyeler mi katılıyor? Hayır. Sadece belediyelerin geldiği bir forum değil. Dediğim gibi hani üzerine düşünen, üreten ve etkileyen. Bu noktada hem özel sektör de gelebilir, akademi de gelebilir, sivil toplum temsilcileri de gelebilir. Ve hatta aslında kenti çok etkileyen ve dönüştüren hiçbir kuruma bağlı olmasanız bile kent sakin de gelebilir bu forumlara. Herkese açık aslında bu forum. Ve uluslararası, sadece Marmara bölgesine özel değil. Tüm dünyadaki herhangi bir kurumun ya da herhangi bir insan gelebilir tabii ki Marmara Uluslararası Kent Forumu'na. Şimdi biz Marmara, Maruf'la birlikte neyi amaçlıyoruz ondan biraz bahsedeyim. Dediğim gibi aslında çok farklı kurumları bir araya getirmeyi istiyoruz. Bunun sebebi de aslında işbirliği ortamı yaratmak. Daha önce normalde göremeyeceğiniz, rahat rahat erişemeyeceğiniz, hatta varlığından bile haberdar olmadığınız bireylerin ve kurumların böyle bir araya geldiği bir yer aslında Maruf. Onlarla çarpıştığınız bir yer. Bu yüzden ben aslında çok değerli olduğunu düşünüyorum. İkincisi,
kent sorunlarını paylaşmak ve bu sorunlara da çözüm üretmeyi amaçlıyoruz biz bu forumla. Ve bunu yaparken de sadece tek bir perspektiften ya da tek bir kurum perspektifinden yaklaşmak istemiyoruz. Farklı sosyal gruplar da gelsin, farklı kurumlar da gelsin. Kendisi o sorunu kendi açısından değerlendirsin istiyoruz. O yüzden belki farkındasınızdır. Her oturumumuzda, her demeyeyim de oturumların çoğunda aslında tek bir sektörden temsilci yok. Akademiyi de sokuyoruz. Özel sektör temsilcisi de geliyor. Başka işte akademi... Sivil toplumdan da gelen olabiliyor. Ya da sadece işte atıyorum göçmen de gelebiliyor. Konuşmacı olabiliyor. O yüzden hani bu da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Hani farklı perspektiflerden insanların bir araya geldiği ve konuşabildiği bir yer. Sorunları kendi perspektiflerinden değerlendirdiği bir yer Maruf. Son olarak da birbirinden öğrenme aslında. Birbirinden öğrenme ve birbirinden aslında ilham alabilme. Bu noktada da iyi uygulamalara yer vermeye çok değer veriyoruz. Oturumlarımızın önemli kısmında da zaten bu iyi uygulamalar paylaşılıyor ve anlatılıyor. Maruf'u biz ilk olarak 2019 yılında gerçekleştirdik. Yine ICC'de oldu, burada yani. İkincisini de online olarak gerçekleştirdik. Çünkü pandemi koşullarında olmuştu 2021'de. Ve bunu da aslında yüz yüze gerçekleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Peki neler var Maruf'ta? Dediğim gibi hani dünyadaki diğer kent forumlarını kıyasladığımızda benzer etkinlik türlerimiz var aslında. Mesela düz panellerimiz var. Bu her kent forumunda olabilecek bir şey, olabilen bir şey. Bunun dışında işte saha gezilerimiz var, atölyeler var, kent sineması var. Bunlar da aslında diğer kent forumlarında benzeştiğimiz yerler. Ama Maruf'un kendine has etkinlik türleri de var. Bunlardan bir tanesi mesela yan table dediğimiz oturumlar. Bu oturumlara sadece 17 ve 30 yaş arasındaki gençler dahil olabiliyorlar ve önceki Maruf'ta mesela o gençler gün sonunda Maruf'u değerlendirmesini yapmışlardı. Bunun dışında Play Marmara var. İşte ciddi oyun oynatıyoruz. Bir odamızda bilmiyorum daha önceden gitmiş miydiniz? Bu olabiliyor. Bunun dışında işte bir de bu şeyi de eklemek istiyorum. Biraz orada bir çarpışma var da neyse onu atlıyorum. Biz Maruf'u her sene olabildiği kadar o etkinlik türlerini de değiştirmeye çalışıyoruz. Yani çok sabit kalmıyor. Her zaman bu şekilde başladık ve bu şekilde gidelim demiyoruz. Yeni fikirler geliyorsa aklımıza biz Maruf'un içeriğini de ona göre değiştirebiliyoruz. Yeni etkinlik türleri ekliyoruz bu yüzden. Mesela ilk Maruf'ta Good Practice dediğimiz iyi uygulama çarşısı yoktu. Ama bu Maruf'ta iyi uygulama çarşısı gibi bir diğer Maruf'ta daha doğrusu başlattık ve hala devam ediyoruz. Bu da nedir? Belediyecilerin gelip kendi iyi uygulamalarını paylaştıkları bir platform kısa bir sürede. Bunun dışında dediğim gibi yan table'da sonradan eklediğimiz, 2021 yılında eklediğimiz bir etkinlikti. Bu yılsa kent kütüphanesi ve networking alanları ekledik biz bu etkinlik türlerimize. Bundan bahsedebilirim. 2023'e gelirsek eğer, hızlıca ona geçiyorum. Burada da aslında gene diğer Maruf'larla benzer çarpıştığımız o çarpışma noktaları var. O yüzden onların detayına girmeyeceğim ama sadece farklılıklara odaklanacağım. Bunlardan bir tanesi tema meselesi, motto meselesi. Biz her sene o mottoyu biraz değiştiriyoruz. Çözüm üreten kentlerimiz ana mottomuz ama onun yanına bir şey ekliyoruz mutlaka. O da biraz o zamanın ruhuna göre değişen bir şey oluyor. Bu sene Resilience and Beyond koyduk, yani dayanıklılık ve ötesi. Bunun sebebi aslında biraz şöyle, hani bu sene yaşadığımız 6 Şubat depremlerini zaten biliyorsunuz. Hem Türkiye'nin durumu, Türkiye'nin yaşadığı o deprem gerçeği ve yaşayabileceği gerçeği bizim en azından etkiledi. Ama bunun dışında sadece Türkiye'de değil, dünyada da iklim krizi dediğimiz ya da iklim krizinin sebep olduğu aslında çok ciddi olaylar var. Mesela aşırı hava olayları ve onda çok kriz durumları yaratabiliyor. O yüzden aslında bu kriz ve tehdit durumuna karşı aslında dirençliğimizi arttıralım dedik ve bunun üzerine aslında bu temayı benimsedik. Bir farklılık buydu. Bunun dışında etkinlik günü, zamanım aşıyor umarım, bilmiyorum hemen bitiriyorum. Çok çok hızlı ilerliyorum. Etkinlik günü sayısı normalde 3 günken Maruf, bu sefer 4 güne çıkardık. Çünkü World Metropolitan Day ile birleştirdik. Bunun dışında işbirlikleri meselesine de değinmek istiyorum. Ben aslında işbirliğin çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden de vurgulayayım. Biz normalde Maruf ekibi olarak, açıkçası orada biraz mütevazılık yapmayacağım, çalışkan bir ekibiz ama şunu da biliyoruz ki siz ne yaparsanız yapın tek başınız aslında üretebilecekleriniz çok sınırlı. O yüzden de daha diğer kurumlarla da gücünü de arkamıza almaya çok hevesliyiz ve onlarla birlikte çalışıyoruz. Zaten çok fazla partnerimiz var. Bu Maruf'ta da 100'ün üzerinde, 114 yanlış hatırlamıyorsam en son. Şu an sayısını net hatırlamıyorum. Partnerimiz var. Ve bu partnerlik her Maruf'ta böyleydi ama bu sefer şöyle bir işbirliği planına gittik.
normal partnerliklerin dışında ekstradan normalde bazı kurumların yaptıkları etkinlikler de Maruf altında oldu. Mesela WRA'nın düzenlediği Yaşanabilir Kentler Sempozyumu Maruf kapsamında olduğu gibi o bu şekilde bir çatı bir aslında etkinlik oldu Maruf diyebiliriz. Ya da Kartepe Zirvesi keza öyleydi. Bu kadar. Hızlı bir şekilde ancak bu kadar özetleyebilirim. Özgür Hanım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle bir yıllık süreci böyle 6 dakikada anlattık. Ama bu bize daha keyif veriyor açıkçası. Bugünkü konseptimiz de birazcık bu olduğu için bizi ayak uydurduğunuz için teşekkür ederiz. Ben sizin aslında birazcık doğayla, birazcık kentle daha çok temas kurduğumuz alanlardaki şeyler. Biliyorsunuz benim de eleştirdiğim bir taraftan konferans enflasyonu diye bir şeyle karşı karşıyayız. O tarafta birazcık daha demek ki sizlerin de isteği, bizlerin de isteği birazcık daha fazla birbirimizi bulduğumuz, yakaladığımız alanlarda yer almak. Ve bunu birazcık da bunu burada tutuyorum. Bugünkü atölyemizin birazcık daha içeriğine dönüyorum. Hacking the Maruf, Hacking Maruf, pardon. Dız yok. Bugün aslında hacking kültüründen birazcık bahsedip sonrasında size atölye için Zülal ve şeye vereceğim. Aslında biz neden hacking kavramını birazcık daha şey yaptık? Hacking kavramı birazcık aktivist, birazcık anarşik, birazcık yani düzene birazcık daha farklı yönden bakmaya gerektiren bir sistemsel eleştiri. Ve burada aslında sizlerle birlikte de bunun kente yansımasını birazcık daha konuşalım istiyoruz. Kente yansımasında Hacking the City kavramı birazcık daha ön plana çıkıyor. Hacking the City kavramında da aslında daha katılımcı bireyler, inisiyatif alan kişiler ve bu değişime öncü yaratacak insanlara ihtiyaçlar var. Ve bence buraya katılan kişileri, yani buraya girdiğiniz andan itibaren ben bu kişiler olarak görüyorum. Belirli problemleri tespit eden ve bu konuda reaksiyon alan kişiler olarak görüyorum. O yüzden de bu önce buraya katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Yani bunlar, burada çünkü bir noktada bizler gibi kişileri görmek, bu değişimi yaratmak ve aynı şekilde isteklerimizi doğru yerlerde vurgulamak için buradayız diyebilirim. Diğer taraftan atölyenin devamında aslında bu sistemi nasıl, nerelerde sizin fikirlerinizle geliştirebiliriz? Birazcık daha bunu konuşacağız. Ve burada neler yapabiliriz tartışıyor olacağız. Ben bu giriş için birazcık daha bu konuşmayı yaptım. Sonrasında atölyenin kalanını size ve hayallerinize bırakıyoruz. Mümkün olduğunca daha az dinlediğiniz, daha çok konuştuğunuz bir etkinlik olsun kalanında. Çünkü biz buraya sizi dinlemeye geldik. O yüzden de ben sözü Zülal'e de vererek sürecin devamını ona bırakıyorum. Teşekkür ederim. Tahir'in bahsettiği bu en çok ilginizi çeken içerikleri aslında formu doldurarak gelen varsa orada da sormuştuk. Bu önemli bir veri. Çünkü buraya katılan sizlerin neyi görmek istediğinizi bilerek ona göre planlamak gerçekten önemli. Bu sizin katılımınızı ve süreçten keyif almanız için önemli bir etken. Bu yüzden burada aslında aranıza ilk kez gelenler var biliyorum. İki tane flip chart'ımız var. Göreceğiniz üzere bazılarımızın arkasında kalıyor. Buraya aslında Maruf deyince aklınıza ilk gelen üç şey nedir? İlk duyduğunuz zaman ne geldi aklınıza, sizin için ne ifade ediyor? Ve buraya niçin geldiğinizle alakalı aslında böyle kısa cevaplar alacağımız, hızlı düşünerekten vereceğiniz bir kurgu düzenledik. Önünüzde yapışkan kağıtlar var. Her masada olması gerekiyor. Burada Maruf sizin için ne ifade ediyor? Üç kelimeyle hızlıca... Sunumu geçebiliriz. Evet, çok doğru. Onu sana veririm. Her şeyi buraya da yaz. Bunu hızlıca 10 dakika içerisinde hem flip chart'a yazarsanız çok iyi olur. Aynı zamanda ikinci bir sorumuz daha olacak. İsterseniz bunu ikisini bir de yapıştırabilirsiniz. Burada hareket alanınız özgür nasıl isterseniz. Bu Maruf'un bahsedildiği, Özge Hanım'ın da bahsettiği alt başlıklardan hangisi alt başlıkların altında size göre eksik olan veya bunların yanında olmasını istediğiniz, konuşulmasını istediğiniz bir konu var mı? Bunu da başlık şeklinde yazarsanız çok iyi olur. Birazcık sizleri ayağa davet ediyoruz. Evet. İki tane zaten flip chart'ımız var. Birinci soruyu oraya, diğer soruyu oraya hızlıca yazabilirsiniz. Birazcık soruları yazdıktan sonra da sizlerin de buradaki düşüncelerini de merak ediyoruz. Neden bunları yazdığınıza dair. Eksik flip chart olan veya işte eksik post-it olanları da hemen sağlayabiliriz. Ama gruplar daha... Olabilir. Müzik aç.
Bu arada 3 tane zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani burası bir... Evet. Veya değil mi? Arkadaşlar bir dengesizlik görüyorum. Herkesin aklına bir şey gelip olması istediği bir başlık yok mu Maruf'ta? Yani bu dediğim gibi birkaç kişi çok detaylı da yazmış. Ama belki de sizin bu gezdiğiniz, gördüğünüz etkinliklerde bir başlık da olabilir veya önerdiğiniz etkinlikler içerisinde bir şeyler de dahil edebilirsiniz. Şu konuda konuşulsun isterim de diyebilirsiniz. Çünkü kente dair konular gerçekten sınırsız. Biz burada sinemadır, müziktir vesaire bunları söyledik ama bunun yanında bambaşka kültürel konular da bence vardır diye düşünüyorum. Bu arada birbirlerinizin cevaplarınıza da bakabilirsiniz. Sadece bunu ödev gibi görmeyin. Burada etkilendiğiniz bir cevap üzerinden de bambaşka bir fikir aklınıza geliyor olabilir. O yüzden de ayakta olmakta özgürsünüz. Buralan tamamıyla en azından bir saatlik bizim. Bir taraftan da böyle cevaplarını söylemek isteyen var mı? Hemen mikrofon verebilirim. Mikrofon vermesem de yani çok geriliyorsanız şey de olabilir. Neler yazdınız? Neler? Maruf deyincesinin aklınıza neler geliyor? Veya Maruf'ta olmasını istediğiniz bir şey konusunda? Birisi trafik problemi yazmış. Bence çok önemli bir noktaya değinmiş. O kim yazdı çok merak ediyorum. Muhtemelen İstanbul'un trafiğinden çok çeken bir arkadaşımız olması lazım. Öyle mi? Dönüşümüzde yaşayacağız o zaman, o sıkıntı yok. Güzel. Modernizm. Peki şeye, Maruf senin için cevabına mı yoksa eksik olan bir başlık olarak mı? Tamam, ben senin söylediklerini söyleyeceğim. Sen söyle. Yani buradaki modernizmi bir modernizm akımı olarak değil de daha modern bir bakış açısı gibi görmek. Yani bence de bir Maruf birazcık da böyle belediyelerin veya kurumların birbirinden öğrenme alanı da geliyor. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi Çanakkale Belediyesi'nin belediye binasının. Henüz bilmiyorum, o yüzden projede çok yorum yapmayacağım ama senin açından böyle modern bir yaklaşımı varmış. Ve buradaki iyi örneklerin de birbirine etkilemesi güzel. Başka söylemek isteyen var mı? Alp. Ben Maruf deyince aklıma gelen 3 şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz komik gelecek ama hani hocamız ilk söylediğinde direkt aklıma şey gelmiş, hani marif. Hani eğitim falan, o geldi aklıma. Çünkü Maruf çok tanıdık geliyor. Öyle. Var mı başka kendisi için ne aklına getirdiğini söylemek isteyen veya Maruf'la şu da oldu diyen? Ben Kürtistan tarafında çok güzel öneriler gördüm orada. Böyle sinema tartışmaları konuları vardı. Bilmiyorum bunu. Love it. Onu bulmuşum demek. Sen neler? Utku. Ben neler önerdiğimi unuttum açıkçası az önce. Açıkçası ya çevrecilik anlamında ben daha fazla şeyin burada gün yüzüne çıkmasını isterdim. Atölye anlamında veya öğretilmesi anlamında, çünkü birçok insanın hala bu konularda yabancı olduğunu düşünüyorum. Orada zaten biyoçeşitlilik konusunu yazmışsınız. Hani daha aslında bir şeyleri yapıp etki yarattığımız atölyelerin daha fazla olmasını isterdim yani. O zaman ben yavaştan sözü bir sonraki aşamaya geçmek için alıyorum tekrar. Bu aşamada şimdi bir sonraki Maruf'u tamamen sizin tasarladığınızı
düşünün. Ama şu şekilde, sınırsız kaynağınız var. İstediğiniz mekanda, istediğiniz zamanda, istediğiniz uzunlukta yapabileceksiniz. Hangi konuları ele alınmasını isterseniz, kimlerle yaparsınız, hepsi sizin elinizde. Ama soru cevaplarımızı post-it'le yine oraya yapıştırmayacağız. Önce bireysel düşünün, sonra herkes kendi masasında konuşup önünüzdeki kanvaslara yazmanızı isteyeceğim. Ortak bir diliniz olursa, yani bir mutabakata varın, bu şekilde olacak bu etapta. Sınırsız kaynağınız var, sınırsız zamanınız var. Evet. Tüm hayal gücünüzün kapılarını açabilirsiniz bu roundda. Evet, burada bir 10 dakikalık bir sizi kendi halinize bırakıyoruz masalarda. Aslında daha alışık olduğunuz bir format. Kanvaslarınız var. Birden fazla fikir çıkabilir masadan. Bunları da yansıtmanızı isteriz. Mümkün olunca fikirlerinizi hızlı hızlı post-itlere yapıştırıp kanvasın bir yarısını kullanabilirsiniz. Diğer yarısı için de başka sorularımız olacak çünkü. Bu soruları size referans olsun diye verdik. Yani hayalinizde başka şeyler de varsa bunları da dahil edebilirsiniz. 10 dakikamız var bu şekilde. O zaman arkadaşlar, diğer önünüzdeki kağıtları ters çevirirsek eğer diğer bölümümüze geçebiliriz. Hem daha az kağıt atığı çıkarmış oluruz biz de böylece. Sanıyorum toplanmaya başladık. Maruf'u nereden duydunuz bilemiyorum. Muhtemelen hepimiz sosyal medyayı yoğun kullanan insanlar olduğumuz için oradan görmüş olacağınızı tahmin ediyoruz ki formu dolduran kişiler için geçerli. Çoğu kişi aslında sosyal medya üzerinden Maruf'a ulaşmıştı. Bu noktada aslında sizin fikirlerinizi merak ediyoruz. Eğer Maruf'u farklı kitlelere ulaşması için sosyal medyada veya alternatif medya kanallarında basılı veya çok yine online kaynaklar da olur. Geniş kitlelere yayılması için aslında başka nasıl içerikler geliştirilebilir? Hem sosyal medya için hem diğer şeyler için. Burada sizin fikirlerinizi merak ediyoruz. İçerik geliştirmesi de olabilir bu aynı zamanda. Bunun için 5 dakikamız var. Bu soru için süremizin sonuna geldik arkadaşlar. O yüzden diğer sorumuza geçiyorum. Bu atölyemizin son sorusu olacak. Bundan sonra da size biraz yine sözü veriyor olacağız. Burada da yine iletişimle ilgili olaraktan aslında medya kanallarıyla veya daha başka şeylerle daha çok kişiye nasıl ulaşırızı sorduk. Peki buraya gelen insanları nasıl birbiriyle kaynaştırabiliriz? O farklı kitleleri buraya çektikten sonra o farklı kitleler birbiriyle nasıl bağ kurabilir burada? O bağ ortamı oluşuyor mu aslında? O yüzden forumda katılan kişilerin arasındaki etkileşim nasıl arttırılır? Maruf'un sana katkısı ne oldu bu noktada? Ne olmalı? Ve Maruf sonrası hayatında değişen gelişen şeyler oldu mu? Biraz bunu merak ediyoruz. Çünkü farklı kitlelerden insanlar gelince onlarla iletişim kurduğunuzda size başka kapılar da açabiliyor. Bu insanlarla hem tanışma ortamınızın artması ve sonrasında olan diyalog ortamınızın devam etmesi için burada nasıl bir etkileşimi arttırabiliriz üzerine önünüzdeki kağıtlara cevaplarınızı bekliyor olacağız. Bunun için de yine 5 dakikamız var. Arkadaşlar, şimdi size 2 dakika veriyoruz. Birkaç tane yapmanızı istediğim şey var. Birincisi, kanvaslarınızın altına her biriniz grupta olan kişiler isimlerini yazmasını istiyoruz. Çünkü buradan sonra bir rapor çıkaracağız ve sizlerin isimlerinin olmasını çok istiyoruz. İkincisi de sizden her gruptan birer dakikalık hızlı bir anlatım istiyoruz. Ne konuştunuz, ne önerdiniz ve bir kişi bunu çok hızlı bir şekilde anlatacak. O yüzden şimdilik bir 2 dakikanız var. Hem bu kişiyi seçmek için hem de hızlıca isimlerinizi yazmak için. O zaman sol tarafımdaki birinci grup dedim hep. Birinci gruptan hızlıca başlayabiliriz. Mikrofonu kime vereyim? Rica ederim. Merhabalar, biz tabii ki de ben Berfin. Birinci grup olarak şimdi size ne yaptığımızı açıklayacağım. Hani çok çeşitli şeyler konuştuk yani. Hani nerede yapalım dedik, açık havada yapalım, baharda olsun, bir ay olsun. Herkes gelsin, herkese ulaşalım tadında böyle fikirlerimiz vardı. Böyle biyoçeşitliliği konuşmayalım, canlı canlı görelim. Sokak hayvanları gelsin, başka işte yaş skalasını arttıralım falan. Mesela şu an hepimiz böyle orta sınıf, orta yaşlı insanlar olarak buradayız. Hani orta yaş dediğim böyle
18 ve üzeri 50 yaşa kadar falan. Hani böyle aşağısını ve yukarısını da kapsayabilelim. Çocuklara yönelik şeyler olsun, onlar da bir şeyler öğrensin falan. Kentsel hafızayı canlı tutalım dedik. Ona ek olaraktan işte sanat, modern şehrin üçüncü alanlarını falan daha böyle konuşup tartışabileceğimiz alanlar olabilir. Etkileşimi nasıl artırabiliriz konuştuk. Daha spesifik networking alanları oluşturulabilir. Daha çok atölye etkinliği düşünülebilir. STK'lar bu alanlarda hani ilgilenen gönüller toplayabilir. Sigara alanlarında oturmak için yerler olmasına karar verdik, networking olsun diye. Bütün bu etkinlik süresince bir oyun olabilir. Mesela hani girerken size 10 tane yapmanız gereken şey söylüyor. İşte atıyorum denizde üzerine çalışan birini bulun, selfie çekin falan. Bu 10'u tamamladıktan sonra size bir çanta ödül verebilirler, bilmiyorum. Artık onların bütçesi neye yeterse. Son olarak da hani böyle atölyeler daha etkileşim gibi olabilir diye düşündük. Biz bu atölyeyi birazcık anket dolduruyormuş gibi hissettik. En sonunda adımızı falan da yazdık, böyle imzalayıp hani ders gibi sınava girdik ve çıkıyoruz şeklinde. Öyle hani reklam olarak da ne yapabilir? Billboard falan, fıstık, sosyal medya. Son olarak da öğrencilere mail atabiliriz. Yani okulda afiş olabilir, broşür olabilir. Evet, bir de dedik maruf sadece bir yerde olmasın, birçok yerde olsun ki hani şehrin farklı yerlerinde insanlar, farklı kitlelere ulaşalım falan fıstık. Böyle yani geniş bir özetleme oldu. Hemen yan masaya direkt mikrofonu verebilirsin istersen. Evet. Teşekkür ederiz. Bu arada çok güzel şey toparladın. Hem çok iyi toparladın bir dakikada, hem de çok güzel şeylere dokunmuşsunuz. Yan masa, teşekkür ederiz. Yan masa. Yani birinci grup her şeyi özetledi aslında. Biz buna ek olarak hani iletişimi arttırmak amacıyla yeni bir yaka kartı tasarladık. Yani kullanma hani işte burada görebilirsiniz. Yaka kartında ismin dışında bölüm, meslek ya da şey okulun ve çalıştığı yeri anlatan kısa notlar olsa çok iyi olur. Ben onu okuyup merak edip o kişiyle tanışmak isterdim mesela. Bu aklıma gelmişti. Bu kadar. Ya da mesela şey de düşündük, sosyal medya daha çok işte öğrencilere yönelik ve genç kullanımına yönelik bir platformlar. Ve hani duyurular vesaire genelde sosyal medya üzerinden oluyor. Orası da algoritma üzerine çalışıyor. Algoritma da kendi mimarlık, burası hani mimarlık planlama üzerine bir bir araya gelme yeri olduğu için daha çok oradan öğrencileri çekiyor. Daha böyle ulusal düzeyde insanların hani bir sağlık çalışanının veya bir bakkalın bile ulaşabileceği düzeyde reklam verilirse daha iyi olur, etkileşimde daha iyi olur diye düşündük. Ve etkileşim odaları fikrimiz de var. Orada da ilgi alanlarına göre insanları meçleyen ve hani network olarak da hani sohbet edebileceğimiz bu tarz ortamlarda birleştiren odalar olabilir. Ben mesela mimarlık alanında çalışıyorum ama diyelim ki farklı bir sektörde girişimcilikle ilgilenen birisiyle birlikte oturup belki farklı alanda da konuşmak isterim ya da mimarlık alanında da konuşmak isterim. Ona göre kendim bu alanda istiyorum, bu alanda istiyorum diye seçimler yaparak o tür alanlarla ilgilenen insanlarla da bir araya gelmeyi isterdim. Çok teşekkür ederiz. Hemen diğer gruba geçsek olur mu? Çünkü çok az vaktimiz kalmış. Her grup birer dakikaya çok geçmezse hemen toparlıyoruz. Merhabalar. Biz aslında çok böyle komplike şeyler üstünden gittik. Çok farklı fikirlerimiz ortaya çıktı. Genel olarak bir aslında sivil toplum kuruluşlarının burada olmayışına biraz üzüldük. Ve sosyal anlamda eksikliklerimizi fark ettik. Aynı zamanda... Başka neler konuştuk arkadaşlar? Ben de şöyle düşünüyorum. Bir restorasyon mezunu olarak aslında bu hem kentsel anlamda hem de mimari anlamda bence Türkiye'de restorasyon konusunda çok eksiklerimiz var. Hani bu konular hakkında da ülkenin böyle başarılı restoratörleri gelip burada bizi bilinçlendirmek anlamında bir şeyler yapabilirlerdi. Ve biz de hani katılabilirdik ya da onun hakkında atölyeler de olabilirdi. Bir de ekstra olarak başka ne konuştuk bilmiyorum. Olur. Bir de Maruf'un açık havada olabileceği hakkında şeyler oldu. Başka şehirler tabii düşünürken aynı zamanda öyle bir şey çokça yazmışız. Böyle bir detay vardı.
Daha da herhalde üstünde konuştuğumuz bir şey yok. Teşekkür ederiz. Hemen diğer gruba da geçelim. Lütfen de fotoğrafımı çekmeyin ama konuşurken. Zaten konuştuklarımızın büyük bir çoğunluğunu diğer gruplar söyledi. Biz artıdan biraz daha bu etkinlik özelinde bir şey eklemek istiyoruz. Bu fikir üretme sekanslarının aslında böyle atölye adı altında değildi. Daha sonradan maillerimize gönderdiğiniz formlarla yapsanız hem de süre açısından hepimiz için çok daha mantıklı olabilir gibi geldi bize. Bence de teşekkür ederiz güzel dönüşün için. Bizim düşündüğümüz şeyler de genelde hani söylendi diğer gruplar tarafından. Hani açık alanda olması ya da böyle festival var böyle konser gibi şeyler eklenmesi. Hani daha çok gençlerin gelmesi için bir teşvik olabilir diye düşündük. Onun dışında hani kendilerini daha iyi reklam edebileceklerini, belki hani sosyal medya, TikTok vesaire içerikler daha fazla bulunsa daha fazla gence ulaşılabilir. Ya da böyle yarışma tarzı şeyler. Bizim burada yani şu an bunları yazarken biraz zorlandık. Hani bize sıra gelecek. Ne söyleyeceğiz? Heyecanlandık yani gerildik. Daha yarışma tarzı eğlenceli şeyler olsa daha böyle bir şey katar diye düşündük. Onun dışında var mı? Konular olarak bu çok fazla etkinlik var. Çok fazla odada farklı şeyler var. Hepsinin ismi de uzun uzun. Doğrusu nerede ne oldu? Bir fikrimiz yok. Çok. Yani belki benden kaynaklı, ben de o kadar şey değilim hani. Onun dışında... Çok, çok teşekkür ederiz. Bu arada çok katıldım yani. Bizim etkinliğimiz deniz altında olacak ve 3 gün 3 gece sürecek. Kesintisiz bir şekilde. Ayrıca stand-up gösterisi olacak. İşte atölye sayılarında artırım olacak. İşte seramik olur, tiyatro olur, oyun atölyesi olur, spor atölyesi olur. Reklam açısından da işte Spotify podcast olur. Onun dışında deprem simülasyonu yapacağız. Hani gelenler kendileri bir bina yapacaklar diyeyim. Ve onu deprem etkisi vereceğiz. Ve hani kendileri görecekler hani yaptıkları şeyin ne kadar kötü olduğunu. Onun dışında DJ, konser, after, işte bu tarz şeyler olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Böyle içeriğe dair şu an mevcut içeriği geliştirmek ve daha eğlenceli hale getirmek için bence farklı fikirler duyduk. Bu etkinliğe yönelik de fikirleri duymak benim için çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Kübra da bana oradan bakıyor alanı değiştirmemiz gerektiği için. Kübra da bizimle. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Eka'yı ve Youth for Good'u Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler.